İyi akşamlar Nalan. Ups. Parmakla şimdi screenshot çekiyor. Hi Batuhan, hello Hasan, Kamil, iyi akşamlar. Nalan daha gelmedi zannedersem. Nalan'ı almadın mı ya ben o live'a? Ha geldi. Selam, Şimdi iyi geldim. akşamlar. Selam, Hoş iyi geldin. akşamlar herkese. Beni İyi duyabiliyor musun? akşamlar. Evet. Tamam. Sen beni Selam. duyamıyor musun? Duyuyorum, duyuyorum da ben şeyde var sorun bende galiba. Aa duyuyorum, duyuyorum. Ben Ne haber? çözdüm. Ben çözdüm bu sorunu biliyor musun? AirPod sorunu. O arada şey vardı. Akıllı olarak kendisi seçiyormuş mikrofonun tarafı. Bu Aha. yüzden sürekli çalışmıyormuş benim AirPod'um. Şimdi hep sol kulaklıktan alıyor ve çalışıyor bayadır. Allah. İlginç, Evet. enteresan. Ama İyi oldu bildiğim. iyi yıllar diyebiliriz. Sana da dilebilirim, herkese de dilebilirim. Zaten bugün biraz yılbaşıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Mutlu yıllar, herkese mutlu yıllar. Güzel bir sene, sağlıklı bir sene olsun. Aynen öyle. Herkes Başka bir iyi şey. diye diyor umarım. Evet. Bu akşam yine pazartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Hatta bu akşam şey düşünüyoruz yani. İsteyenler varsa teknik olarak bir de mümkünse eğer şey yapalım. Canlı yayına sizi de alalım. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Yeni yıl nasıl girdiniz? Yılbaşı akşamı neler yaptınız? Nasıl bir sene olsun? Bunlar hakkında sizlerle konuşabiliriz. Evet, bence de. Türkiye'de böyle gelenekler var mı yılbaşı ile ilgili? Şimdi Oktay yazmış da Almanya bizi kıskanıyor mu? Herhalde Türkiye'de yani yılbaşı gecesiyle ilgili kıskanacak bir durum yoktur diye düşünüyorum. Yani ben de şimdi yıllardır açıkçası Türkiye'de kutlamadım. Hep Almanya'da kutluyorum. Belki burada nasıl kutlanıyor? Bundan bahsedebilirim birazcık işte sürekli havai fişeklerin atılması mesela. Türkiye'de olmayan bir Tombala şey aslında. yazıyor birkaç kişi. Doğru. Tombala geleneği var. Bence çok da güzel bir şey ya. Gerçekten. Yani ben mesela yılbaşı akşamları işte böyle bazıları şey oluyor ya partilere gidiyor, kulüplere gidiyor falan. Bence böyle akşamlar aileyle kutlanılıyor ya. Yani genellikle ben sevdiğim insanlarla daha sakin geçirmeyi tercih ediyorum yani en azından. Tombaladır, Çekirdek. mandalinadır, böyle televizyon izlersin, çekirdek çitletirsin falan bu tip böyle yani. Ama sen nasıl geçirdin? Nerede girdin yeni yıla? Ben de bu YPTT açıklamasını öğrendim yılbaşıyla ilgili. Ben takipçilerimi sormuştum Instagram'da. Siz yeni yılda ne yapıyorsunuz? Ve birisi PTT yazmıştı. Ben de bu cevapları paylaşırken bu insanın PTT'de çalıştığını varsaydım. Meğer pijama, televizyon, terlikmiş bunun açıklaması. O da iyiymiş. Bak ben de bilmiyordum Yani, bunu. Güzelmiş. evet, PTT'ciler onu varsa yeni yazsınlar bakalım. öğrendim. Ama Meyve soyup yeme var bizde demiş. O da güzelmiş. Doğru, ya evet. bu nar kırmak da varmış. Öyle okudum bir takip ettiğim diye bir kızda. Yani böyle şeffaf poşet içinde kapıda nar kırıp yeni yılın işte güzel şeyler getirmesini dilemek. Zaten hep yeni yıl için güzel şeyler dilemek üzere bir sürü şey yani. Almanya'da da kurşun döküyoruz. O Türk Bu çok yeri ilginç, değil mi? arkadaşımı çok şaşırtıyor. Evet. Yani çünkü aynen. Yani Yani çünkü o kadar kurşun çok dökmek batıl hani bizden inanç yok. beklenir. Aynen, Evet, hani değil bizden mi? normalde beklenir diye öyle ama nasıl bir de bir fark var aslında birazcık da. Yani sizin kurşunla Almanların kurşunuyla bizim kurşun arasında birazcık bir fark var bence ya. Ya evet, bizim kurşunumuz biraz falınıza benziyor. Bu arada Fal bu gibi. pide Bir şu anda. misafirimiz var. Evet. Pide mi adı? Evet, adı pide. Ay bir bakalım. Ay Evet. pide. Çıtır çıtır pide. Ramazan pidesi. Yani aynen ama biz işte yılbaşıları çocukluğumda en azından çok yapardık ve hala aileler arasında çok yapılıyor. Bir mum üzerinde kurşun eritiliyor, o sonra soğuk suya dökülüyor ve sonra böyle bir kirlenme kılavuzu var ve oradaki şekillerine göre bizim geleceğimiz
Yani öngörmeye çalışıyoruz ya da işte bence falan en yakın şey o kurşun dökmek aslında yılbaşında bizim yaptığımız. Doğru, tırnaklı pide yazmış birisi, güzel. Evet. Doğru, haklısın. Bizim Kurşun dökmek genellikle auf böyle daha çok... Deutsch Bleigießen birisi yazmış. Bleigießen, Öyle mi? Bleikurşun ya. Munisyon verfim yazmış. Evet. Ama bizde genellikle hani böyle kötü gözler, işte nazar varsa nazar çıksın falan gibi böyle bir şey. Ama işte Almanya'da daha çok böyle, aa bakalım hani hangi figürler çıktı, ona göre böyle fal bakmak gibi bir şey aslında. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani ne alaka, Almanlar gibi böyle tamamen rasyonalist bir şeyin, halkın böyle bir şeye inanıyor olmasına şaşırmıştım açıkçası yani. Ama işte herkesin var bir şey noktası. Kaşıkta Evet. demir eritiyorlar arkadaşlar. İşte Blergis. demir değil yani. Demir tabii o kadar Demir kolay değil, erimez. aynen. O yüzden işte kurşun. Aynen. Aynen. Evet. Yazın bakalım, şimdi birisi az önce şey yazmıştı. Yorumları okumak istiyorum da şimdi yazabilirsiniz. Mandalina kabuklarını sobanın üstüne koyuyoruz falan. Yani eğer bir sobanız yoksa evde tabii bilemezsiniz ama benim çocukluğumda vardı mesela. O da gerçekten benim de böyle en çok severek yaptığım olaylardan bir tanesiydi. Ama bir yerden sonra böyle yanık gibi bir de koku çıkıyor ortaya yani. O yüzden enteresan bir şey. Teşekkürler. Kurşun sıkma olayı da var sanırım, kilo hakkında seni yapıyor. Ben hiç görmedim yani. Kila Hakan'ın kurşun sıktığını koymak da biraz zor aslında ama bilemiyorum, öyle bir şey mi varmış? Ben hiç görmedim yani. Bu arada Evet. yayına katılmak isteyenler varsa alabiliriz diye düşünüyorum. Umuyorum aslında. Evet. Kestane Aramızda pişiriyorum alırız. diyenler var. Aa, ne güzel. Kestane de bir soru. Çünkü geçen de birisiyle konuşuyordum, bir Alman arkadaşla. Onun suda kaynatıldığını bilmiyormuş mesela kestanenin. Ha. Benim de en sevdiğim yani sudadır. Ya işte ateşte, közde ya da su. Ama ben daha çok kaynatarak şey seviyorum yani. Kartofu patates yazanlar var, fondü ve raclette yazanlar var. Evet, fondü ve raclette Her sene kesinlikle yapıyormuş. bence Alman geleneği. Her sene yapılan bir de bu Dinner for One filmi var ya Alman televizyonda. Hatta Ya sen de ben onu şaşırdın. bilmiyorum. Evet, aynen. Neymiş o? Evet. Ben az önce Google'a baktım ama çok da bir şey anlamadım. Nasıl bir şey o? 1960'lardan kalma bir tane kısa film o. Orada yani aslında hikaye çok basit. Bir tane yaşlı kadın 90. yaş gününü kutluyor. Fakat davet ettiği arkadaşları öldüğü için onun yani garsonu ya da onun çalışanıdır muhtemelen. Bütün ölenlerin rolünü alıp orada onların içkilerini de içiyor ve müthiş sarhoş oluyor. Ve işte orada ünlü replik Miss Sophie bu yaşlı kadının adı. İşte the same procedure as last year diye soruyor bu garson. Yani geçen senekinin prosedürü. O da the same procedure as every year diyor. Yani her senenin prosedürü yapıyoruz. Ve onu yani çok da komik bir film değil ama yani yeni yılda mutlaka bence en azından büyüklerimiz her sene izlerler. Allah Allah, ben Yani. hiç yani hiç duymadım. Hiç de izlemedim. Az önce gördüm. Bir de sadece Almanya'da değil, Almanca konuşulan diğer ülkelerde de izleniliyor gibi Öyle gördüm ben. mi? Evet Aa, yani o yüzden olabilir. çok şaşırdım ona yani. Çok şaşırdım. Belki İzlemek lazım. seneye izlemeyi düşünür müsün belki? Seneye beklemem de bu akşam bir bakacağım galiba yani. Seneye kadar Evet. o. Ama hoşuma giderse yılbaşı gecesi belki izlenir yani. Neden olmasın? Ama yani az önce birisi şey yazmıştı işte dedem sanat müziği dinlemeyi çok severdi yılbaşı akşamları. Ben çok rahatsız olurdum ama şimdi özlüyorum falan demiş. Bir de bu da var yani hani yılbaşına girmek var, girmek var. Kimileri için de böyle özel günler, biraz daha böyle hani aralarından ayrılan kişileri biraz daha özlem duyduğu, onların eksikliğini hissettiği bir gün de olabiliyor açıkçası yani. O yüzden de ya benim için çok büyük bir anlamı yok açıkçası yılbaşı gecesinin. Çünkü çok normal bir gün gibi geliyor bana. Neden bilmiyorum ama hani beni çok böyle illa yılbaşı gecesi bir şey yapmak lazım diye düşünmüyorum açıkçası. Sadece bir defa hani böyle şey düşünmüşüm, geçirdiğim en çılgın yılbaşı neydi diye. O da işte herhalde, hatta bir defa gittim ben galiba partiye böyle bir yılbaşı gecesi. O da işte Washington'da çalışırken de New York'ta bir partiye gitmiştik ve inanılmaz sıkılmıştım. Aşırı pahalı gelmişti. Ve yani Evet. müzik güzel değildi. İnsanlar böyle çok kalabalık geldi. Alışkın olmadığım bir şeydi. O yüzden böyle yani hep şey düşünüyorum. O tam New York'ta böyle Kutlayın. bir parti. Evet. Evet. Ama hiç yani ya Hatta isteyeceksin, şey de gidip okudum seveceksin. yani Amerika'da da bazı bölgelerde
Evden hiç çıkmıyorlarmış yılın son gününde. Hatta çıkanlar için uğursuzluk getiriyormuş. Allah. Evet, ama aynı zamanda Times Square'da yani en büyük parti arıyormuş dünyanın. Öyle bir ilginç fark var. Evet ya, Merhaba. eskiden böyle ne bileyim işte Nişantaşı'nda, Taksim'de, şurada burada bir sürü bir şeyler de yaşanıyordu. Olaylar da oluyordu. Gerçi kötü şeyler de oluyordu ama kimse artık koronadan dolayı bilmiyorum. Türkiye'de öyle çok kutlanıldı mı bu sene? Yani Sen ben hiç... Kaş'ta girdim yeni yıla ve burada acayip az havai fişek vardı. Hatta video çekiyordum ve yerliler şey diyordu. Bunu hiçbir yere atmıyorsun, böyle bir rezilliği paylaşmıyorsun, öyle bir şey vardı. Bilmiyorum. Belki az kutlandı biraz zor durumdan dolayı. Ben bir tane soru Yani. geldi Hatice'den. Onu okuyacağım. Tamam. Hatice şey yazmıştı. Hallo Julia, geçen hafta da sormuştum, cevapladın mı? Silvesta nedir, kutsal mı? Yani Silvesta düpedüz işte yeni yılın, yani 31 Aralık'ın günün son gününün ismi Almanca. Yani Silvesta'da bir kutsallık yok, sadece işte yani tahkimde yeni bir yılın başlaması Yılbaşı. olay. Evet, yılbaşı. Aynen. Başka sorularımız var mı bilmiyorum. Ben şey göremediğim için, reji sende olduğu Evet. için şu anda. Evet, yok, hayır. Şimdiye kadar tek sorumuz oydu ama herkesi de davet ediyorum. Özellikle yeni gelenlerde Aynen. işte bu soruları, bu işte yani mesaj işaretin yanında aşağıda sağda soru işareti de var. Orada sorular yazarsanız onları direkt daha kolay bir şekilde görebiliriz, Evet. okuyabiliriz. Bu arada evet, Aynen. bilmiyorum yani şey, yayına girme imkanı var mı, ama yok, ben illa yayına gelmek istemiyorum diyenler de yorumlar kısmından burada sorularını yazabilirler tabii. Ha, Canan bizi kaptırmak istiyor. Bir kabul ediyorum, bakalım ne oluyor. Tamam. Ben de merakla bekliyorum. Ha, Merhaba. geldi. Hoş Selam. geldin. Selam, Merhabalar Can, hello. nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de İyiyiz. iyiyiz. Nereden katılıyorsun, arıyorsun? Şu an İzmir'deyim. Oo. Şu an daha yeni 1 2 saat önce falan işten geldim. Dinleniyorum. İyi Birkaç yaptın. gündür yani işte yılbaşı, işlere yeniden dönmek, o aradaki boşlukları doldurmak, yılbaşı sonrasını planlamak. Zaten Aralık ayı bütün beyaz yakalılar için zor geçiyor. Şimdi yeni bir yıla adapte olmaya çalışıyoruz. Doğru. Nerede ne yapıyorsun peki? Yani nerede çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an bir turizm sektöründe çalışıyorum ben. Zaten hep oldum olası havacılık sektöründe çalışıyordum. Bu sene pandemi dolayısıyla en çok zarar gören aslında sektörlerden bir tanesi bizimki. Bu Evet. süre içerisinde de ayakta kalmaya çalışıyoruz. Burada Easy Travel, Easy Avia diye bir firmamız var. Havalimanında şu an hala faaliyetteyiz. Genel olarak da havacılık tarafı ve turizm tarafı olarak ayrılıyor. İşte yabancı uyruklu hava yollarının temsil gözetim yönetimini yapıyoruz. Orada şu an görev yapıyorum havayolu pazarlama müdürü olarak. Bir de buradaki istasyonda travel tarafında da satış müdürü olarak görev alıyorum. Genel Süper. olarak yoğun olarak çalışıyorum. Güzel. Peki sen Yılbaşı nasıl yedin nasılsın? yeni yıla. Aynen. Evet, aynen. Konumuz olduğu için. Ya biz yılbaşında aslında diğer yıllara göre çok da farklı geçmedi ama bir tık daha sakin geçti yılbaşı. Evdeydik. 3 tane kedimiz var. İşte erkek arkadaşım. Yani şey, o kadar sakin, o kadar kendi halinde geçtik. Yani bir aldığımız fıstığı bile bir tabağa koymadan öyle içinden yediğimiz, işte ya televizyonlarda da ne varmış dediğimiz Evet. güzel bir akşam geçirdik. İşte yani öyle çok geç saatlere kadar da oturmadık açıkçası. Çok da keyifli değildi bu sene işte bu hastalıktan dolayı. Çok gösterişli böyle bir partiler, işte ekonomik sıkıntıları da göz önüne tutarak. İnsanların da kayıpları vardı zaten. Şimdi çok da bazı masaların eksik olduğu bir dönemde çok da böyle paldır küldür eğlenceli bir ortam zaten yoktu. Biz de kedilerimizle oturduk. Çiğdem çitledik. Fıstık Çiğdem yedik. yalnız. Evet. Tabii koronanın çok Çitlettik. büyük bir etkisi vardı. Evet, biz onu da daha konuşmadık ama Almanya'da da mesela genelde her sene havai fişek insanlar kendileri yapıyorlar. Satılıyor da marketlerde.
Bu sene satış yasaktı çünkü zaten işte Covid'den dolayı hastanelerde baya bir yoğunluk var diye, o arada daha fazla yoğunluk olmasın diye sanırım. Bir de yani dışarıda insanlar toplanıp çok yakınlaşmasınlar diye. Yani bu sene ilk defa sanırım yani bu satışlar yasaklandı. Tabii bazı insanlar yine komşu ülkelerden, Belçika'dan, Polonya'dan falan temin ettiler ama yani genel olarak evet baya bir değişik bir yılbaşıydı aslında bu senede. Peki Belçika'dan Nalan Bey, havai fişek evet. getirmek de yani. Ama şunu söyleyecektim Canan, az önce anlatınca hani sakin bir akşam geçirdik dedin ya. Ben de hep şunu düşünüyorum yani böyle aslında bir insanın böyle hayatında ya illa da bugün özel bir gün diye aşırı bir şey yapmama gerek yok. Normal bir gün gibi geçirebiliriz dediği nokta belki de zaten içsel olarak da huzurlu olduğun hani çok böyle aşırı bir şey yapmaya da gerek kalmadan zaten mutluyuz ya dediğin aslında güzel bir nokta bence. Hani tabii ki korona ile de pandemiyle de alakası var ama bence senin yaptığın yani sizin geçirdiğiniz şekliyle de çok güzel olmuş bence yani. Çok keyifliydi, evet. Yani biz zaten yani normalde de çok hareketli yaşayan insanlar değiliz. Yoğunluğumuzdan dolayı ikimiz de çok evcimeniz. Zaten hani evde kedi hali, işte insan hali. Zaten gün boyu çalışmışsınız. Aman hadi bir iki yumurta kıralım, iki çekirdek çiğden çitleyelim diye geçti. Bizim için yılbaşı zaten sevdiklerinle Aynen berabersen öyle. her gün Aynen. yeni bir yıl, yeni bir mucize, yeni bir sürpriz bekliyor insanı, hele ki Türkiye şartlarında. Evet. Dolayısıyla hani bizim için yılbaşı aslında her gün nefes alıyorsak, yeni bir sürpriz uyanıyorsak yeni bir yılın başı oluyor bizim için. Doğru valla gerçekten. Peki hani böyle şey olur ya yeni yıla girerken ya ben bu sene mutlaka şunları şunları yapacağım. Hani onu da verdiği bir motivasyon da bunu değiştireceğim. İşte ne zamandır yapamadığım şunu şunu yapacağım dediğiniz bir şey oldu mu mesela bu sene için? Ya aslında bu sene biz pandemiden dolayı sektörel olarak ya çok çalışmak zorunda kaldık. Yani aslında şöyle bir algı var. Pandemi turizmi çok vurdu. Dolayısıyla işler çok durdu gibi bir algı var. Bu kısmen doğru olsa da kayıpları durdurmak yeni bir şey elde etmekten çok daha büyük çaba isteyen bir şey. Dolayısıyla aslında turizm sektörü çalışanları bu sene çok overdose çalıştılar. Belki bu bir sene içerisindeki o çalışmanın verdiği o stresi biraz yumuşatabilirim diye düşünüyorum. Bu sene biraz daha hani gezip biraz daha kendime vakit ayırabilirim diye açıkçası. Şimdi kendime prenses gibi davranmak istiyorum bu sene. Bu sene kendime öyle Ay, bir çok söz güzel. verdim. En azından 6 ayda bir böyle yapmadığım bir şey yapayım da ayda bir de masaja gideyim canım modundayım. Ama tabii belli de olmaz bu işler. Pandemi var, her yer yine her an yine kapanabilir ama biraz kendimi şımartma sözüm var açık söyleyeyim bu sene. Çok iyi. Bir de Bence en belki geçen, güzeli. yani geçen senelere göre biraz daha hani şimdi bizim normalde evimizde 3 tane kedimiz var. Üçü de sokaktan aldığımız. Hatta şu an bir tanesi de yeni operasyon geçirdi. Başında bekliyoruz yani. Geçmiş Belki bu sene olsun. biraz daha hayvanlara yardım edebileceğimiz, daha fazla birilerine destek olabileceğimiz sosyal şeylere girebiliriz diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi önceliğimiz biraz kendimize şifalandırmak. Öyle söyleyeyim, çok ihtiyacımız var bence. Bence herkesin Aynen ihtiyacı var ama bence bizim turizmcilerin daha çok var buna ya. öyle. Ben turizmciler O bir, zaman gazeteciler de Canan iki yani. Ben sana iyi seneler diliyorum şimdiden. Baya bir sorular geldi. Onlara da bakmak istiyorum yazan tamam. arkadaşlara. Katıldığım için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Çok üzere. keyifliydi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi, Bay iyi bay. Teşekkürler akşamlar. Canan. Bay Bay. bay. Ya onu Evet. söyleyecektim. Yani şeyde gazetecilerin de bence bir kendine prenses gibi davranması lazım. Çünkü biz de böyle 7-24 çalıştık yani. Ama hemen sorulara geçelim tabii ki. Nasıl sorular gelmiş? Evet. Yani nasıl sorular gelmiş? Yani ne zaman bitecek ders çalışıyorum? KPSS diye sormuş birisi. Biz yarım KPSS'ye saat çalışmayın ya. konuşmayı hedefliyoruz. Evet, KPSS'ye çalışmaya gerek yok diye biliyorum ben bunu. Gidiyorsunuz, bir sözlüğe giriyorsunuz. Bu şekilde Öyle gidiyor işler diye duydum ben. Bilmiyorum, öyle diyorlar Türkiye hakkında öyle değil mi? ben Evet, kolay espri gelsin yapıyorum tabii diliyorum ki. ama her türlü çalışan varsa. Tabii. Bence de başarılar. Foyat Sanborlu meşhur değil mi? Yeni yılda diye sormuş Kübra. Sen hiç içtin mi Foyat Foyat Sanborlu. Sankuğ'un Hiç Nalan? içmedim. Ama Türkçesine bakacağım şimdi. Bugün laptopum yanında hemen. Foya
Sen bol. Yani Feuerzangenbowl'e böyle şöyle söyleyeyim. Alt tarafı Glühwein, üst tarafı bir şeker, büyük bir şeker parçası. Şeker parçasının üstüne Evet. rom döküyorsun. Romu sonra yakıyorsun ve bu yanan şeker yavaş yavaş Glühwein'in içine damlıyor. Ve sonra böyle çok alkollü, bayağı sert bir şey içiyorsun. Yani o Feuerzangenbowl'e. Ve evet yani ama ben okudum bunu açıkçası yeni yıla şey olduğunu, özel olduğunu ama biz onu Noel'de de içeriz. Yani bütün yani bu Aralık ayın içinde görülebilir bence yani bilmiyorum ama Kübra belki yani evet yılbaşı için Ben hiç tercih içmedim edenler ya. vardır. Ama böyle çok şekerli olunca da çarpmıyor mu birazcık ya? Bir de o var Çok yani. çarpıyor. Evet çok Değil sert mi? bir şey yani bir tane iki tane içebilirsin ancak. Bir tane iki tane Emre şeker. diyeyim. Evet. Sen oku oku ben öyle. Merhabalar Noel Baba hangi ülkeden acaba? Onu geçen hafta konuştuk Noel Baba Türkiye'den. En sevdiğim spiel oyun trinkspiele nedir? Wahrheit oder Trinken USB. Wahrheit oder Trinken diye bir oyun ben bilmiyorum. Gerçek veya içmek açıkçası yani Şey değil mi onun Türkçesi ya? Bak yine işte cesaret mi? Doğruluk mu cesaret mi diyor biliyorum Türkçesi. Belki de yanılıyor olabilirim. Yazın bakalım. Bence oyunun adı olması lazım. Ama böyle şişe çevirmeci. Ondan bahsediyor galiba. Hani şişeyi çeviriyorsun. Boş bir şişeyi böyle birkaç kişi olduğunda. Ha, bunun Şişenin adı ağzı kimde Aa. duruyorsa ondan bahsediyor bence. Wahrheit oder Pflicht ama o yani görev veya Evet. bilmiyorum. Yani ben de emin Ben olamadım şimdi. Doppelkopf Doğru diye bir demişim. oyun oynuyorum. Küçükken Sandman seyrettin mi diye soruyor Emin. Emin selam bu arada. Berlin'den arkadaşım. Küçükken Sandman izliyordum ben de. O doğu bir şey değil mi diye soruyor. Doğu Almanya'dan Aha. yani Ost'a özel ama Evet. yok hayır Ost'un da West'inde batımında iki tane farklı Sandman var. Sandman kısaca söyleyeyim bu işte uyumak için çocukların gözünün içine kum atıyor ki yorulsunlar gözleri kapatsınlar. Ama onda Uykuda şöyle bir şey varmış Zantman'da. Gerçekten iki yani önce DDR Doğu Almanya başlatıyor onu kendi televizyon kanallarında. Sonrasında Batı Almanya'da işte iki Almanya birbirinden ayrıyken batıdakiler de başlatıyor. Ama herkesin daha sempatik bulduğu ve şu anda da izlenen aslında Doğu tarafının başlattığı işte daha sempatik daha ben de ikisini karşılaştırınca Doğu'dakinin daha sempatik olduğunu hissettiğimden böyle görüntüler daha farklı daha yani böyle hani çizgiler daha güzel falan o noktada hak veriyorum ben biraz Doğu'dan her ne kadar iki ülkede de olmuş olsa da Doğu'daki aslında biraz daha şey olmuş evet bugüne kadar gelmiş yani. Kübra şey soruyor. Yarıs Rückblick. Artık her sene bir olmazsa olmaz. Sizin 2021'de yıldaki highlight'ınız ne oldu? Sana sormak istiyorum Nalan. Evet, 2021'deki highlight. Ya sanırım şeydi tabii ki yani şimdi hani senin izleyicilerin çok burada. Ben gazeteci olduğum için işte Almanya'da geçen sene seçimler vardı Eylül ayında ve orada ben işte başbakanlığa adaylığını koyanları davet etmiştim evime bir röportaj için ve o zamanlar işte Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz gelmişti ve o zaman aslında kimse onun başbakan olabileceğine dair bir ihtimal bile vermiyordu. Ve sonunda o başbakan oldu. Yani kendisiyle röportaj yapmıştık. İşte şu oturduğum şeyde salondaydı. Şimdi düşünüp bakınca herhalde yani ummadığın taş yarar baş gibi bir durum olmuştu ve kimsenin ihtimal vermediği aday başbakan oldu ve onunla yaptığım röportaj büyük bir ihtimalle de benim için en önemli highlight oldu. Belki de bütün kariyerim açısından aslında çok önemli bir nokta oldu. Senin nedir peki? Bu arada izlemek isteyenler Geriye varsa bak. YouTube kanalından izleyebilir. Ha evet diye aynen bunun şey linkini de paylaşırsın belki sonradan bundan Hı. bahsettik diye. Birisi de şey yazmış. Nala das sehr sweet. Schade, dass wir sie nicht vorher kennen durften. Türkçesi çok iyi. Yani Teşekkür ederim. Nala'nın Sağ olun. evet. selamlar Şarjım bitiyor, sana. cevap alamadım demiş birisi yorumlarda ama hangi soruyu acaba? Tekrar yazarsanız cevap vermeye çalışalım. Senin ama Evet. neydi? 2021'in highlight'ı neydi senin için, Hülya?
Benim için 2021'in highlight'ı, ben uzun zamandır bir ofis işi yapıyordum. İşte beni yakından takip edenler de biliyor. Aslında işte sürdürülebilirlik yöneticisi olarak çalışıyordum. Ambalaj sektöründe geri dönüşümle ilgili daha çok çalışıyordum. Ve bu işi ben uzun zamandır bırakmak istiyordum. Çünkü kanal ile ilgili işlerim büyümeye başlamıştı. Birçok yerden işte kooperasyon için teklifler gelmeye başladı ve ben, yani güzel bir teklif gelince ona sevinmektense benim aklıma gelen ilk şey hep buydu: yapamıyorum, ben full time çalışıyorum. Ben zaten, yani hem full time çalışıp hem haftada bir tane video yapmak zaten zor bir görev bir uzun bir zaman için. Ve Kasım sonunda ben bu işi bıraktım. Dolayısıyla artık yani daha çok yoğunlaşabilirim kanalıma, öbür işlerime, ve o benim için kesinlikle yani bir highlight'tı. Çünkü korkunç da bir şeydi aynı zamanda. Yani maaşlı bir iş sonuçta belli bir güvence, yani işte Aynen. yani gelecek kaygısı ya da yani gideriyor biraz ama yani. Evet. Aslında çok Ha, bu... cesaret, yani cesaretli bir adım olmuş. Şu anda izleyen işte benim gibi mesela, ya da işte ben de zamanında, ben de artık çalışmıyorum ama yani bir yerde işçi olarak çalışmıyorum, gazeteci çalışmıyorum herhangi bir kurumda, ama bu kararı vermek, yani hani her ay gelecek maaşı, hayır kardeşim ben bunu istemiyorum çünkü benim bir idealim var, bir hayalim var. Bu riskli bir şey. Bunun da farkındayım ama buna rağmen bunu yapmak istiyorum dediğin an bence çok önemli. Yani gerçekten. Çünkü eminim ki şu anda izleyen birçok insan şeyi düşünüyordur. Ha işte iğrenç bir patronum var, kötü bir işim var, uyuz oldum, sinir oldum, istemiyorum deyip buna rağmen o adımı atamayan. Bence aslında 2000, yani yeni bir senede kendinize bir şans verin arkadaşlar. Riskli bir şey Evet. biliyorum. Kolay değil. Ama ben her gün aptal bir insanla ya da işte aptal bir patronla uğraşmaktansa kendimle uğraşırım, işimle uğraşırım, daha iyi yani. Evet, çünkü yani bir kere yaşıyoruz ve gerçekten yapmayı sevdiğimiz şeyleri yapmaktan yani daha önemli ne olabilir ki yani gerçekten. Bu arada önümüzdeki haftanın hakkında konuşalım. Bununla ilgili sizin de önerilerinizi alabiliriz. Yorumlara çok seviniriz. Evet. İrvin'di maalesef az önce bu şarjım bitiyor diyen arkadaş. Onun sorusunu cevaplamıştık halbuki aslında. Çünkü Zantman'la ilgili soru sormuştu. Ama Ha. neyse. Evet. Maalesef. Almanya'da Türkiye'deki gibi batılılanmışlar var mı? Evet, az önce şu kurşun dökme olayı bahsettiğimiz gibi o vardı. Aslında uzun zamandan beri notlarım var bazı inançlarla ilgili. Belki onu da konuşabiliriz ileride bir. Evet. O da güzel oldu. Biz şey Aynen. yapmış tabii, ben böyle gazeteci olarak şeye bakıyorum direkt, enflasyon oranı nasılmış Almanya'da diye. Evet, Evet. arttı. Burada da artış var. Hatta son 30 senenin galiba en yüksek enflasyon oranı %5,2. Bu tabii ki fiyatlara da yansıyor. Ama şunu da görmek lazım. Hani Türkiye'den soranlar genelde şeyi düşünerek soruyorlar. Yani acaba Türkiye'deki kadar fiyatlara yansıyor mu? Hayır. Her ne kadar fiyatlara yansımış olsa da Türkiye'deki kadar o kadar abes bir şey yok. Yani ha, işte ne bileyim, online alışveriş yapılabilen bazı marketlerin fiyatları var mesela, bakabiliyorsunuz. Onunla ilgili bir video yapmıştım. Yani enflasyon fiyatlarına ne kadar yansıdı diye. YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ama Türkiye'deki kadar değil. Türkiye %36 mı ne olmuş yani artık, hani. O da resmi rakamlar. Belki resmi olmayanlar daha farklıdır. Evet. Öyle bir soru da geldi sorular bölümünde. İşte enflasyonu hissediyor musunuz ama ya da stok yapıyor musunuz? Nalan onu cevaplamış oldu az önce. Yok. Stok Yani. yok. Ben yapmıyorum mesela. Yapan da bilmiyorum. Evet. Koronanın başında çok oldu da öyle, insanlar genellikle tuvalet kağıdı aldı. Enteresan bir şeydi o da. Yani Almanlar tuvalet kağıdı almış Evet. çokça. Fransızlar da şarap ve prezervatif almışlardı. Böyle ilginç istatistikler vardı pandemi çıkmaya başladığı zamanlarda. Evet. Var mı başka Nalan, sorunuz? sana yönelik bir soru geldi. Yine yılbaşı ile ilgili değil ama yeni hükümetiniz çift vatandaşlığı gerçekten getirecek mi? Ne zaman diye sormuş bir arkadaş. Evet ya, onunla da ilgili koalisyon anlaşmasında neler var yeni hükümetin diye bir video yapmıştım. Orada şu söyleniliyor: çift vatandaşlığın kolaylaştırılması söz konusu. Hatta şöyle bir şey var. İşte diyelim ki siz Türkiye'den buraya çalışmaya geldiniz ve burada bir çocuğunuz oldu. Eğer siz 5 sene boyunca Almanya'da çalıştıysanız ve işte burada çocuğunuz dünyaya geldiyse, çocuğunuz otomatikmen Alman vatandaşlığına geçebiliyor. Geçebilecek, daha doğrusu bunun önünü açmaya çalışacak yeni hükümet. Ama bunların hepsi şey, yani
hükümetin verdiği vaatler anlaşmasında, koalisyon anlaşmasında yazan şeyler %100 olur mu? Olursa ne zaman hayata geçirilir bu 4 sene içerisinde? Onu zamanla göreceğiz ama detaylara şimdi yanlış bir şey vermeyeyim. Çift vatandaşlıkla ilgili 2 nokta daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. YouTube kanalından Almanya'daki koalisyon anlaşmasından öne çıkan notlar ya da başlıklar gibi bir şeydi galiba. Evet, oradan izleyebilirsiniz. Evet, bence zaten seni takip edenler haberdar olacak yani o konuda bir gelişme olunca Tabii orada. tabii. Bugün artık yani daha fazla böyle siyasi haber. Bugün mesela işte yeni hükümetin basın toplantısı. Onlar pazartesi, çarşamba ve cumaları yapıyorlar. Ben her pazartesi gidip onların toplantılarında neler konuşuldu. Bu hafta işte Türkiye, Ukrayna konuşuldu. Omikron vakaları konuşuldu mesela. Onları da izleyebilirsiniz. Az önce ekledim ben de. 1 saat oluyor falan yani. Evet, var mı başka sorunuz? Başka sorumuz varmış ama ben seni dinlemekten bakamadım. Beni bırakırsan ben çok Evet. konuşurum ama siyaset konuşmak istemiyoruz bu akşam burada biliyorsunuz. Daha böyle pazartesi akşamları yönelik daha böyle rahat rahat konuştuğumuz bir program olsun istiyoruz burada. O yüzden ben de merakla bekliyorum. Şey sormuştuk yani bir dahaki haftaya ne olsun konumuz? Evet. Yani birçok soru, onları ben henüz okumadım. Berlin'de İngilizce konuşarak yaşayabilir miyim? Almanca öğrenmekle konuşursanız sevinirim falan diye insanlar da var. Belki önümüzdeki hafta bu yani dil ve dil öğrenme süreci belki senin Berlin'deki hayat biz dilsiz yani Almancasız nasıl değerlendiririz? O da bir konu olabilir mesela. Doğru ya, evet. Başka? Ben de ne zamandır bana sorulan bir şey, nasıl Almanca öğrendiniz diye sürekli soruluyordu. Belki haftaya gerçekten böyle Almanca üzerinden, Almanca nasıl bir dil, işte Almanca Türkçe farklar falan, Berlin'de hayat nasıl, Almanya'ya gelince Almanca ne kadar bilmek lazım. Belki onunla da ilgili bir şey yapabiliriz. Ama siz yazın. Hem Yulia'ya da yazabilirsiniz sorularınızı. Bana da işte YouTube'dan ya da Twitter üzerinden mesaj atabilirsiniz. Biz onları bir değerlendirelim. Böyle bir başlık altında toplayalım. Tam olarak neyi konuşabiliriz ondan sonra bakarız. Evet, birisi de şey yazdı, aştan meşten bahsedin dedi. Ben kendi reklamı yapmak istemiyorum ama YouTube kanalımda bugün paylaştığım çok mizahlı bir sohbet var bununla ilgili. İşte kültürler arası ilişkilerle ilgili. Onu izlemek isterseniz de tabii ki de çok sevinirim. Oo, ben de çok merak ettim. Tabii işin böyle magazinsel taraflarını her zaman daha ilgi Evet. çekiyorlar. Cazip tabii ki. Kültür Notlarını sanattan babamı daha çok bahsedin görmek dediği gibi. isterim. Yulia yazmış birisi. Babanla Ha, mı video babam. çektiniz? Evet, bir tane babam çektim. Hatta Taner vardı az önce online. Taner Akyol müzisyen ve besteci Berlin'den. Onun aynı zamanda bir bağlama okulu var Kreuzberg'de. Babam da çok uzun senelerdir müzik yapıyor. Hatta işte müzik öğretmenliği okudu. Onunla bu bağlama okuluna gittim ve orada biraz ders aldı yani bir 15-20 dakika ve bugün annem bana şey diye mesaj attı. Baban eBay Kleinanzeigen'de bağlama bakıyor. Aa, Yani belki ilginç. öyle bir şey satın almak ister. Evet. Kulübüme gitti. İlginçmiş. Hoşuna gitmiş ama yani belki tınısı hani sesi falan hoşuna gitmiş demek ki ilgilenmiş yani. Evet. Doğaçlamayı da çok seviyor. Zaten caz müzikte yani normal batı cazda ve o yüzden bence bağlama onun için güzel bir enstrüman olabilir. Aynı zamanda emekli oldu. Dolayısıyla şimdi biraz daha çok boş vakti var. Bence güzel bir hobi olabilir yani. Doğru, bence de Omikron. güzel olmuş. Evet. Omikron Almanya'da ne durumda? Bugün ondan Bu bahsetmişti videoda. Kötü durumda maalesef. Evet, bu sene için Fawzat'ın Türkçesini şu anda bilmiyorum. Bu Kübra'da direkt Fawzat'ı yazmış. Bu sene için Fawzat'larınız var mı diye sormuş. Bir projeniz, bir planınız var mı senin Julia? Yani ben geçen sene işte Kasım ayında maraton koştum. Şimdi maratondan den beri biraz tembel olduğumu fark ediyorum. Biraz daha az spor yapıyorum. O yüzden umarım biraz sağlıklı yaşamımı sürdürebileceğim. Onun Güzel. dışında yani işte daha az stres yapmak belki biraz şey var. Alman, ya bilmiyorum Almanlıkla alakası var mı? Kişisel belki. Bazen bir gün hiçbir şey yapmayınca kendimi aşırı böyle hiçbir işe yaramaz ve
kötü hissediyorum. Biraz daha rahat takılmak istiyorum açıkçası bu sene. Yani böyle saat 12'de kahvaltı yapmak falan gibi günlerim de olsun. Oo. Evet. Hiç tipik Alman değil bu söylediklerin yani. Evet. Senin var mı? Valla benzer bir şey aslında. Ben de daha az çalışmak istiyorum. Yani ama daha az ve daha verimli çalışmak istiyorum. İşte çünkü geçen sene özellikle işte pandemiden bu yana ben böyle neredeyse her gün çalış. Yorulduğumu hissediyorum artık ya gerçekten. Daha az. Gerçekten en önemlisi bu benim için. Daha az çalışmak. Bu. Evet, Çok güzel. çalışıyoruz çünkü Almanya'da. Yani çok çalıştırıyorlar bizi. Şaka şaka ben kendi işimi yapıyorum yine ama yine de çok yani. Zaman ayırmak belki kendime de zaman ayırmak. Ama ben böyle çok da böyle şeylere inanmıyorum. İşte bu sene bunu illa yapacağım falan. Çünkü olmuyor yani yapılmıyor. Onun yapmak için gerçekten bir şey başlamak için çok daha uzun zaman öncesinden başlayacaksın ve devam edeceksin. Ama bir günde böyle hadi şimdi yaptım olacak deyince olmuyor yani maalesef. Ben de kendimi kandıramıyorum bu konuda. Evet. Ya Evet. ben Kübra'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Üç tane çok güzel soru yazdı bence soru bölümüne. Hatta şimdi özür diledi çünkü işte Türkçesinde bilmediği için Fawzet'i yazmış. Tabii ki de hiç sorun değil. Burada zaten bazen işte iki dilli de gidiyoruz ama sorularını Evet. ben beğendim. Çok sağ ol. Ya Fuazat doğru. Ben şimdi baktım hemen. Kasıt, maksat, niyet, amaç, karar. Ha, Karar. niyet Evet. En edilmiş çok. şey var mı diyebiliriz belki Evet. ona. Çünkü yani çünkü fazla niyette kalıyor çoğu zaman da. O yüzden ben Doğru. Doğru. diyemedim Öyle bakınca daha çok niyette kalıyor. Yani böyle karar verdim, şunu yaptım falan değil de ya bunu yapmayı istiyorum yani. Yapabilirsem iyi olur herhalde. falan gibi bir şey oluyor. Yapmayı hedefliyorum aynen bence de. Aynen. Başka İyi. sorularımız? Sorularımız bitti. Yayına girmek Tamam. isteyen birkaç tane arkadaş daha vardı. Ama bence yani bu kadar yeter haftaya özür dilerek kimseyi şu anda almıyorum ama haftaya da şansınızı tekrar demeyin. Yine aramıza Tamam. birileri kabul edeceğiz bence. Tamam, güzel olur. Haftaya yani dediğimiz gibi konu önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Ama sanırım böyle haftaya Almanca hakkında da konuşabiliriz dil olarak. Yani kolay bir dil mi, nasıl bir dil? İşte Almanya'ya gelince Berlin üzerinde illa Almanca bilmek gerekiyor yoksa İngilizce yeter mi? Öyle bir soru da gelmişti çünkü. Evet, Bunları birkaç konuşabiliriz. tane geldi. Aynen, Evet. evet. Konuşalım Tamam. bence de. Haftaya Almanca'yı konuşalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Süper, Böyle pazartesi görüşürüz. akşamları Instagram'da sizinle oluyoruz. Yarın akşam da Evet. kaçıranlar da YouTube'dan izleyebilirler. Teşekkürler Julia. Ben Ve izlemek üzere sana teşekkür teşekkürler. ederim. Evet, iyi seneler tekrar. Ağzına sağlık. Kendine iyi bak. Haberleşiriz. Sen de. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar. Danke schön an alle. Tschüss. Bay bay. Tschüss.